Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bayrama benimle hazırlanan videosu çekiyorum. Şu andaki tipime çok bakmayın, ev halindeyim ve yüzümden makyaj falan yok. Hatta daha yeni yıkadım, o yüzden biraz kızardı. Öncelikle size bugün neler yaptığımdan bahsedeceğim, sonra da videoya geçeceğiz. Bugün ilk olarak saat 9'da kalkıp tırnak randevuma gittim ve tırnaklarımı yaptırdım. Beğendim bu sene yaptırdığım tırnakları. Ben bu akşam Antalya'ya gidiyorum ve aynı zamanda bayram için. Bugün de bayramlaşmaya köye gideceğim Antalya'dan önce. Orada babaannemden falan para isteyeceğim. Evet. Bu şekilde yani. Tırnak randevumdan çıktıktan sonra saç randevuma gittim ve saçımı boyattım arkadaşlar. Geçen sene de biliyorsunuz ki Baby Light attırmıştım. Bu sene de attırdım. Ama bu sene attırdığım Baby Light daha böyle doğal ve soğuk tonlarda oldu. Bakın şöyle göstereyim. Ben koştura koştura saç randevuma gideceğim. Heyecanlıyım. Bu oldu. Başlangıç. O zaman şimdi saçımda bu bir yarım saat, 45 dakika falan bekleyecek. Attım bir tane Icardi ile ilgili. Buraya koyarım videonun burasına. Oğlum bu renk ne? Bu renk ne? Arkadaşlar çok kötü duruyor. Çaktırmayın. Fönümü de böyle yapacağız. Yani hafif dalgalı olacak. Daha aşırı derecede hoşuma gitti. Zaten şöyle bir şey var ki ben tatile gideceğim ve tatilde bu boyalar %90 daha fazla açılacak ve daha sarı olacak saçım. O yüzden çok mutluyum. Bugün bayram saçı yapmaktan kurtuldum çünkü saçım fönlü şu an. Ve sonra en son eve gelip bu videoyu çekmeye başladım. Şu an bayağı soluk soluğayım hatta. Çünkü dün de setim bitmişti. Benim için aşırı yoğun bir haftaydı. Hala daha çok yoğun. Antalya'da bir hafta kalacağız. Zaten tatil vlogları gelecek. İzlersiniz. Çok heyecanlıyım. Bu arada yeni bir ayakkabı aldım. Konudan konuya atlama hızım yalnız. Yeni bir ayakkabı aldım. Bugün bayramda da yine bu ayakkabıları giyeceğim arkadaşlar. Böyle gri ayakkabılar. Ben bunu Sportin'den aldım. Bu arada almak isteyenler varsa. Bence ilk olarak makyajımı yapayım. Ama bütün video makyaj olsun istemiyorum. Hızlıca makyajımı yapacağım. Sonrasında giyineceğim. Sonrasında takılarımı takacağım. Birkaç böyle takı takmak istiyorum. Ve sonrasında hazır olacağım. Çok hızlı bir şekilde makyaj yapacağız. Niye netleniyor? Heh, netleden. Öncelikle bu Maybelline'in eraser kapatıcısını kullanacağım. Şöyle. Evet. Bu kapatıcıyı kullanacağım. Bayağı güzel bir şey bu arada. Bilmeyenleriniz için. Şöyle göz altlarımı kapatacağım. Buraları kapatacağım. Şöyle kaşımın etrafını da ben kapatıyorum. Niye bilmiyorum ama çok hoş duruyor bence. Ben bu kapatıcıyı biraz fondöten gibi kullanıyorum arkadaşlar. Açık ve net. Yaydırıyorum. Burada bence tırnaklarım bayağı hoş. Bunu bir 100 kere falan söyledim. Kusura bakmayın ama. Tırnaklarımı ve saçımı beğendiniz mi? Çabuk yorumlara yazın.
Bu arada bu videoyu editleyip direkt yükleyeceğim. Yani çok güncel bir video olacak. Aynı şekilde tatil vloglarını da çok hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Arada zaman farkı olmasın diye. Bence bu kadar kapatıcı yeter. Çok da şeyini çıkarmak istemiyorum. Suyunu. Şimdi ruj olarak arkadaşlar yine Maybelline'in bende bir sürü ruju var. Ama ben bugün Benetint kullanacağım. Çünkü bu Benetint çok güzel bir ürün. Hemen. Bu çok bence dolgunluk veriyor dudaklara ve yanakları da çok tatlı kızartıyor. O yüzden ben bu ürünü çok seviyorum. Bittiği gibi yenisini alacağım ama bitti zaten. Bir de Rare Beauty var bende ama ben bunu daha çok seviyorum galiba. Makyajım çok aşırı abartı olsun istemiyorum. O yüzden maskaramı da sürüp yavaş yavaş bitireceğim makyajımı. Çünkü bayram makyajı bu yani. Bayram yani. Başka bir şey değil. Şimdi diyeceksiniz ki Agent zaten makyajın abartı oldu. Arkadaşlar bu benim gündelik makyajımın yanında bile az kalacak bir makyaj. Çünkü ben makyaj yapmayı çok seviyorum. Evet. Son olarak beyaz kalem süreceğim göz pınarlarımın içine. Evet. Sürdüm. Arkadaşlar makyajım bitti. Hayatımda yaptığım en hızlı makyaj olabilir bu şekilde. Şimdi gidip kombin seçeceğiz birlikte. Gardırobumda ya daha doğrusu giyinme odamda hiçbir şey yok. Çünkü bütün kıyafetlerim valizimde. Bütün güzel şeyler valizde şu anda. O yüzden bayramda biraz daha böyle hani normal bir şey giymek zorunda kalacağım. Maviden kot şort almıştım bir sürü. Maviden bir kot şort üstüne de basic bir crop tarzı bir şey bulacağım. Arkadaşlar ben şimdi kombinimi yaptım. Bu basic crop altına böyle mavinin denim şortunu giyeceğim. Böyle dümdüz bir şort. Zaten ayakkabılarımı da biliyorsunuz bunları giyeceğim. Şimdi ben o zaman kombinimi giyip geliyorum. Geldim. Evet kombinimi şimdi size düzgünce göstereceğim. Bir saniye. Kombinim çok aşırı sade ve düz oldu arkadaşlar. Hiçbir özelliği yok. Tam bir bayram kombini. Bence çok okey görünüşü falan. Daha ne olsun. Şimdi dişlerimizi fırçalayacağız. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra artık yavaştan takılarımızı takarız, saçımızı yaparız, ayakkabılarımızı giyeriz ve sonrasında köye gideriz diye düşünmekteyim. Diş macunumu sıkamıyorum. Heh, sıktım. Aşırı az kalmış galiba içinde. Evet. Dudağımdaki Benetint gitmedi gördüğünüz gibi yıkamama rağmen. Çünkü kalıcı bir ürün. Geldik takıya. Ben bu bayram, bu yaz çok hit biliyorsunuz ki böyle bileklikler falan çok kullanıyor. Ben de bu bilekliklerden kullanmak istiyorum. Hatta özellikle şu gümüş olanlarından takmak istiyorum. Şu maviyi de takmak istiyorum. Bunları otoya giderken de kullanacağım. Makas. Bu takılar da maviden arkadaşlar. Hemen açıyoruz. İlk olarak böyle mavi bir bilekliğim var. Kombinimle de uyumlu. Bunu taktım. Daha sonrasında şu gümüşleri takmalı mıyım? Şunu çok... Bunu takmayacağım. Şunu. Onun yerine başka bir şey takacağım. Şunu takabilirim. Bunu takıyorum. Bileğimden geçmiyor. Geçecek dur. Bu kadar zorlamaya gerek var mıydı? Bak çok bunaldım şu an. Evet. Oldu. Bir diğer takımız da böyle bir zincir. Bence bu kadar yeter. Çok bile bayağı kaba durmasını istemiyorum. Görünüşü böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bence aşırı tatlı duruyor. Burada da pandoran var zaten. Üçü birlikte. Okey bence. Böyle bir kolyem var. Bunu takacağız. Evet. Ay tırnaklarımdan dolayı açamıyorum. Arkadaşlar açamıyorum şeyimi. Kolyenin ucunu ciddi anlamda açamıyorum. Ben böyle şeylerde çok aşırı sinirlenen bir insanım. Şu an aşırı trigger warning oldum. Hadi daha. Ya bak. Küfür edeceğim. Çok korkunç bir insan olmaya başlayacağım şimdi. Hadi. Hadi. Hayır. Gözüm şey oldu bak. Sinirden şu an karardı. Oh taktım be. Evet arkadaşlar kolyemi taktım. Bu da böyle Chanel logolu çelik bir kolye.
Bu kararma yapmıyor. O yüzden bu kolyeyi çok seviyorum. Bakın böyle durdu. Bence çok okey. Artık son hazırlanmalara geçtik. Şimdi parfüm sıkacağım. Bayram böyle tatlı şeker vibe verdiği için Pure Seduction Frosted kokusunu sıkacağım. Bu Victoria's Secret'ın çok ünlü bir kokusu. Ama ben çok sevmiyorum aslında. Biraz bana çok marshmallow kokusu gibi geliyor ama bilmiyorum, sıktım şu an yani. Şimdi de ayakkabılarımı deneyeceğim. İlk defa bakalım nasıl duracak. Şimdi ayakkabılarımı da giydim. Ya bana hala yeşilmiş gibi geliyor ama Hüseyin ve annem falan ısrarla gri renk diyorlar. Bilmiyorum, bana şu ayna karşısında da göstereyim. Duruşu bu şekilde. Yani kötü bir ayakkabı mı? Değil. Ama internet yerine mağazada görsem alacağımı zannetmiyorum. Hani öyle söyleyeyim. Ama yine de beğendim yani, idare eder. Dunk dunk'tır o yüzden. Yapacak bir şey yok. Çok da kötü değil. Sabah karşılaştığım bir şey göstereceğim. Bayram harçlığı anneanne. Anneannem yazmış ve 100 lira bırakmış bana. Teşekkür ederim anneanneciğim. Videolarımı en çok izleyen kişi anneannem, o yüzden bu videoyu görür büyük ihtimalle. Bu 38 ne? Anlamadım. Neyse, teşekkürler anneanne. Evet arkadaşlar, o zaman ben artık tamamen hazırım. Son kez size kendimi şöyle uzaktan göstermek istiyorum. Bence gayet tatlı oldum. Bir sıkıntı görmüyorum kombinimde ya da saçımda vesaire. Umarım siz de yeni saçımı ve videomu beğenmişsinizdir. Saçım çok önüme geliyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikleri istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bye bye. Tatile gidiyorum.